Yontulmamış adamlara yardım etmeye kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim Yeliz Hanım. İnşallah sayenizde bir baltaya sap olacaklar. İnşallah efendim. Memnuniyetle yardımcı olurum. Eğer iş bulacaklarsa seve seve yardımcı olurum. Emine, hani yine öyle tesmes yapıyorsan. Yok yok Kemal amca. Hı? Bu defaki gerçek. Yani gerçekten böyle garsonluk yapacaklar. Ya zaten bunlar garsonluk yapmıyor mu? Şimdi bir restoranda yapacaklar garsonluğu. Böyle ciddi ciddi yani. Ha. Hoş geldin. Hah geldiler. Ben kapıyı bakayım. Ayol nerede kaldınız? Yeliz Hanım çoktan geldi. Derse geç kaldık Şükrü. İnşallah yok yazılmamıştık. Sınavda başarılı ol diye senin için okunmuş pirinç hazırladım. Ne kadar çok bu Hatice? Pişirdim hazırladım Şükrücüğüm. Acıktığında yersin. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Yeliz Hanım, siz bu servis olaylarını yalamış yutmuş, bu işin kompeten olmuş birisisiniz. Evet Yeliz Hanım. Eğer garsonluk sınavından geçmemizi sağlarsanız... Lokantaya geldiğinizde bütün yemeklerden bol kepçe koydururuz size. Eksik olmayın efendim. Bir şeyler öğretirsem o bana yeter. Bunların eti sizin, kemiği de sizin Yeliz Hanım. Biz bunlardan hiçbir şey talep etmiyoruz. Bizden uzak dursunlar yeter. Yeliz Hanım, nereden başlamak istersiniz acaba? Ah, kıyafet efendim, kıyafet. Sınava girerken şık ve temiz olmalısınız. Emine, bu iş senin ellerinden öper kızım. Duydun Yeliz Hanım'ı. Ayakkabıları da gıcık istiyorum. Sanki topuğuna basmadığın ayakkabım var da. Sizi imtihan edenler, kılığınızı, kıyafetinizi de imtihan edecekler. Onun için tıraşınıza, tırnaklarınıza dikkat etmelisiniz. Tırnak mı? Hı-hı. Biz tırnak kontrolünü ilkokulda bıraktık. Burada şart. Evet efendim. Manikür, pedikür, şart. Nasıl yani? Tırnakları diyor Yeliz Hanım. Tırnakları kesmek lazım. Yok Yeliz Hanım, yok. Yani bunlar böyle tırnak işini falan manikürcü, pedikürcü beceremez. Yani bunları bir tornacıya götürüp böyle bir yonturmak lazım. Böyle biraz orada ancak adam olurlar. Ne diyor bunlar Şükrü? Ben bir şey anlamadım ulan. Hallederiz abi. Sabah erkenden gideriz tornacı Serdar'a. Efendim, eğer kıyafet konusunu anladıysanız... ...şimdi sipariş konusuna geçelim. Buyurun masaya. Geçelim Yeliz Hanım. Sipariş bizim işimiz. Öyle değil mi Şükrü? Evet abi. Çok konuşma da dersi dinle. Ders derste öğrenilir Hüseyin. Mahsut etme Emine. Evet. Diyelim ki garson oldunuz. Biz de müşteriyiz. İkinizden biri sipariş alsın. Örnek üstünden devam edelim. Hüseyin hadi bakalım garson sensin diyelim. Siparişleri al. Cümleten hoş geldiniz. Yenge hanım hürmetler. Abim ne yaptırayım size? Şöyle kebabımız var. Muhteşem. Harika. Parmaklarını yersin. Şöyle patlıcan kebabı attırayım mı ocağa? Hüseyin abi, ne güzel sipariş aldın öyle. Ağzımın suyu aktı vallahi. Siz böyle davranırsanız o lüks lokantanın kapısının önünden bile geçemezsiniz efendim. Haklısınız efendim. Peki siparişi nasıl alacaklar Yeliz Hanım? Bir garson müşteriyle ne az ne de çok konuşmalı. Az konuşursa ilgisizlik olur, çok konuşursa laubalilik olur efendim. İyi dinleyin. Bir kulağınızdan girip öbüründen çıkmasın. Kimin hangi yemeğe sipariş ettiğini çok iyi bilmelisiniz. Tabağa getirdiğinizde spagetti kimin diye soramazsınız efendim. Nasıl aklımıza tutacağız ki Yeliz Hanım? Masayı, sandalyeleri saat yönünden numaralandırırsınız. Sipariş alırken numaraların yanına minik notlar düşersiniz efendim. Menüyü dağıtacaklar değil mi efendim? Tabii. Menü çok önemli, çok. Menüdeki yemeklerin hepsinin içeriğini bilmek zorundasınız. Müşteri sorduğunda ona açıklama yapabilmelisiniz. Biz aşçı mıyız bilelim Yeliz Hanım?
Aman efendim, pişirmeyeceksiniz. İçeriğini öğreneceksiniz. Peki siparişleri nasıl getirecekler Yeliz Hanım? Bir kural var mı? Hemen görelim. Hüseyin Bey, diyelim ki ıstakoz siparişi aldınız. Nasıl getirirsiniz? Evet. İstakozla! Ne seyyar satıcı gibi bağırıyorsun ya? Gelip böyle normal servisini yapsana. Bu benim tarzım Kemal amca. Böyle bağırmamın hastası müşteri. Evet Kemal amca. Çay anonsunda markadır Hüseyin abi. Aman peki peki. Diyelim ki tepside tabaklar var. Nasıl dağıtırsınız? Yenge be, şunu Kemal amcaya uzatır mısın? Çok uzakta oturmuş. Yenge, bunu da sen al. Emine, şunu Hatice'ye ver. Bunu da sen ye kızım. Ha? Ay olmaz, kesinlikle olmaz. Önce kadından başlaman gerekir. Ya da masada kadın yoksa en yaşlı beyden başlayabilirsin. Evet, yani masada bayanlar olmasaydı Kemal amcadan başlayacaktı. İçimizde en yaşlı o. Şükrü, o kadar ayrıntıya gerek yok. Peki yenge hanım, bundan sonra işimiz bitiyor mu? Ay biter mi efendim, biter mi? Yemeğin, içkinin, tatlının servisi farklı, balığınki apayrı. Sonra fingerball hazırlaması, masayı derleyip, toplayıp, düzenleyip, süslemesi. Binlerce konu var efendim, binlerce. Bu garsonluk işi çok ağırmış be Hüseyin abi. Bu kadarı aşar bizi. Biz istifa ediyoruz. Yürü Şükrü. Gidelim abi. Zoru görünce nasıl kaçıyorlar görüyor musun? Yeliz Hanım. Abi efendim. Adam olma kursunuzda var mı? Aslında bunlara adam olmayı öğretmek lazım.